أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نَهْتَدِي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbişrah li sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefqahu kavli ve vefvidu emri ila Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hud suresinin 61. ayeti kerimesinde kaldık ve buradan devam ediyoruz. Önceki dersimizde Nuh aleyhisselam sonra Hud aleyhisselam konu konu tevafuk etti. Şimdi de Salih Aleyhisselam'ı Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor ve Salih Aleyhisselam'ın e, hallerini bize Kur'an-ı Kerim kısa ediyor. Bismillah. Ve ila semud, semud kavmi ehahum peygamber kardeşleri, nebi ehun nebi peygamber peygamberin kardeşidir. Peygamber kardeşleri olan peygamberler silsilesinden Salih'a, Salih aleyhisselam Semud kavmine gönderildi. Semud kavmi Şam ile Medine arasında Şam ile Medine-i Münevvere arasındaki hum elladine kanu yeskunune medainil Hecr, Beyne Tebuk vel Medine. Yani Tebuk ile Medine. işte Tebuk dediğimiz bu Şam'a yakın bir bölgede günümüz tabiriyle o bölgede yaşamışlar bu kavim. Tabi dünyanın ilk dönemleri oluyor. Salih Aleyhisselamın kavmi, Adem İdris Nuhut Salih yani ilk dönem insanları oluyor ve o dönemin insanların ömür ortalamaları 200 ile 700 yılına kadar yaşayabiliyorlar. Boyları uzun. Ve çok da güçlüler. Dağları böyle taşları elleriyle yontuyorlar böyle. Ve taş işlemelerinde şaheser bir döneme ulaşmışlar. Konuşacağız ayrıntıları. Salih Aleyhisselam. Kale ya kavmi. Ey kavmim. Ubudullah. Allah'a kulluk yapın. Allah'a tapın. Malekum min ilahin gayru. Allah'tan başka ilah yoktur. Huve enşâeküm yoktan var etti. Sizi yarattı minel ar topraktan. Topraktan yarattı. Salih Aleyhisselam 20 yaşında Allah Celle Celaluhu ona bir güzellik verdi. Yani çocukken 6-7 yaşlarında akıllı, dirayetli bütün halk Salih Aleyhisselama hayran olmuş. Ve çocuklarına Salih ismini takmışlar. Evladımız da buna benzesin, bunun gibi olsun diye. Ve aynı dönem, aynı ismin konulduğu belki de dünya efendim e, rekoru dediğimiz en çok aynı ismin kullanıldığı dönem Salih ismi. Neden? Salih Aleyhisselam, naif, herkesin işini görüyor, çok akıllı, dirayetli ve herkes Evet, evladım bunun gibi olsun. 20 yaşına geliyor, Allah ona bir güzellik veriyor. Herkes hayran oluyor. Bakamıyorlar güzelliğine. Ve 40 yaşına geliyor, Allah Celle Celaluhu ona peygamberlik veriyor. Cebrail Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam'a peygamberlik verince, yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Allah'a kulluk edilmesi. İşte bu ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim çok olayı özet gider. Hatta Salih Aleyhisselam'ın dünyaya gelme anında dağlar seslendiler. Allah'ın salih kulu dünyaya geldi müjdeler olsun diye. Ağaçlar seslendi. Yani o sesleri duydular. Efendim bütün mevcudat böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliş anındaki hadiseler gibi. Ve o zamanki insanlar bahsettiğimiz gibi taşları taş işlemesini muazzam yapıyorlardı. Bunların evvelki kavimleri Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam, Nuh tufanı olduktan sonra Hud Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'ın döneminde çok büyük kargaşalar olduğu, insanlar o Riyad çevresinde, o bölgelerdeydiler. Allahu alem. Oradan çölleri açtılar. Sonra o bahsettiğimiz bu topraklara yakın olan yerlerde At kavmi dediğimiz Hud Aleyhisselam'ın kavmi çok zenginlediler. Büyük imkanlara sahip oldular. Bir önceki derste onları uzun uzun konuştuk. 6 bin yıl evvel dünyanın başı buralar anlattığımız daha dünyanın ilk dönemleri. Yani şimdi oradaki hadiselerde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oluyor. Ad kavmi dediğimiz Hud Aleyhisselam'ın kavmi varlık içerisinde efendim azgınlık ve sapkınlık ve batar içerisinde Mevla onları da helak etti. Helak ettikten sonra tekrar ee, insanlar çoğaldılar ve burada anlatıldığına göre o meseleleri uzun uzun konuşacağız. 4 milyona yakın insanlar oluşmuş ve uzun yaşıyorlar. Mevla Celle Celaluhu büyük nimetler veriyor onlara. Bu nimetler içerisinde Salih Aleyhisselam'ın kavmi, e, şehrin girişine dev heykeller yapıyorlar. Altın yaldızlığı, o heykellerin üzerine taç giydiriyorlar ve o heykellerin karşısında böyle efendim günümüzde ne diyorlar saygı duruşu işte yani hürmet ediyorlar saygı gösteriyorlar tapınıyorlar böyle eğiliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bu insanoğlunun resim ve taş heykelleri kutsaması ta Nuh Aleyhisselam döneminde başladı. Nuh Aleyhisselam dönemindeki insanlar aynı şekilde böyle taşlar yaptılar. Efendim ee, ve o taşları kutsadılar. O onlara değer verdiler. Bir efendim kıymet e, atfettiler. Helak oldu. Sonra at kavmi dediğimiz Hud aleyhisselam. Sonra Salih aleyhisselamın kavmi. Ve o kavim şehrin girişine böyle büyük heykeller yaptılar. Şehrin ortasına. O, dedi ki ey kavmim yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. O, budullah. Allah'a kul olalım. Ona tapalım. Ma lekum min ilahin gayru. Allah'tan başka sizin ilahınız yok. Yaratan o. Hu huve enşeekum. O sizi yoktan var eden o. O yarattı. Minel ardi topraktan. Vestamerekum. Size hayat verdi. Fiha o toprakta. Ev bark sahibi oldunuz. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. Ve dünya hayatında böyle hayatlar sürüyorsunuz. Festafiruhu yaptıklarınızdan dönün. Allah'tan gayri yollar edindiniz. Böyle azgınlık, sapkınlık içerisinde birçok menhiyatı, fuhşiyatı işliyorsunuz. Ve <laughs> estağfiruhu, istiğfar edin, Allah'tan af isteyin, sümme tuğbu ile. Sonra pişman olduktan sonra da Allah'a dönün. Ve Allah'ın emri neyse işte size anlatıyorum. O zaman da namaz var, o zaman da ibadet, taat, zekat var. İnne Rabbi, benim Rabbim kari, kuluna son derece yakın mucib duasını kabul edendir. Rabbimiz Celle Celaluhu Semut kavmine bunları bildirdi. Ve hum ellezine kanu yeskununa medainil hacer beyne Tebuk ve Medine. Az önce bunu okuduk. Yani onlar Şam ile Medine-i arasındaki o Ürdün topraklarında, o vadilerde yaşıyorlardı. Yani müthiş bir şekilde binalar, evler yaptılar. Binaların üzerine denizler gibi böyle efendim havuz bile denmez. O kadar acayip hayatlar. Hu enşeakum minel ard muazzam bir hayat yaşadılar. İnne Rabbi garibun mucib. Rabbim son derece yakın ve duaları kabul eder. Ve izâ seleke ibadi anni. Kulum benden bir şey istedi mi fe <laughs> inni qarib. Ben kuluma yakınım. Ucibu <laughs> icabet ederim davete <laughs> dai dua edenin duasına iza <laughs> daani kulum bana dua ettiği zaman. Kalu <laughs> dediler ki ee, Salih Aleyhisselam peygamberliğini insanlara duyurunca Onların liderleri, onların ileri gelenleri hatta Cebrail aleyhisselam Salih aleyhisselama Allah seni peygamber yaptı dediğinde doğru gitti baktı ki o bölgenin devlet başkanı diyelim putların yanında böyle neşe içerisinde oturuyor. Ve kendisine yerlerin göklerin sahibi olan Allah beni peygamber olarak seçti. Bak 40 yaşıma kadar bende herhangi bir şey olmadı. Allah Celle Celaluhu beni Peygamber seçmeden dünyaya geldiğimde sizde de gördünüz ağaçlar konuştu, putlar yıkıldı. Yani tam o günlerdeydi. Evet biz de ne oldu diye merak etmiştik. Bak böyle şeyler oldu. Tevafuk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela dünyaya geldiğinde bütün mekke Kabe'deki putlar yüzüstü yere düşmüştü. Ve o putları tekrar yerlerine efendim monte etmişlerdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da oldu. Salih Aleyhisselam'da da bunları görüyoruz. Bunları yaşadınız. Yani ben ve benimle bir alakası yok. Yerlerin gökleri sahibi olan Allah. Dedi ki tamam dedim madem öyle bir şey var şunu da söylüyor. Bak Hud aleyhisselama millet iman etmedi helak olup gittiler. Yapma etme bu mesele ciddidir. Yani ben aklıma geleni söylemiyorum. Beni de tanıyorsunuz dediler tepeden tırnağa edep ve vakar dolu. Resulullah Efendimiz'e Muhammedül Emin. Yani peygamber birbirlerinin kardeşi zaten. Yani Allah onlara bütün ismet sıfatını vermiş kemalatı vermiş. Burada ne diyorlar? Kalu dediler ki ya Salih. Sonra o devlet başkanı Müslüman oldu. Yüz kişi falan deve e, kayadan deve çıkınca onu, o gelecek o mesele. Kalu dediler ki ya Salih ey Salih. Kad kunte mercuven qabla haza. Bura çok etkileyici. Ya Salih ya biz de senin büyük adam olacaksın. Böyle liyakatli, zamana uygun, zamanın şartlarına bizim gibi işte bu heykelleri kutsayacaksın. Heykellere saygı göstereceksin. Yani bu mevcut ortama ayak uyduracak. Bir de akıllı, dirayetli. Çocuklarımıza Salih ismini taktık. Yani zamanımızı zaman edeceğiz, günümüzü gün edeceğiz. Böyle hayatın tadını çıkaracağız. Böyle zannediyorduk. Yani mercuven umut ettiğimiz, efendim beklentimiz vardı size karşı. Yani beklentisi olan birisiydin. Sen de gittin. Efendim böyle çıktın. Sen de kalktın. Efendim dinden bahsediyorsun. Allah'a kulluktan bahsediyorsun. Efendim nefsimizden vazgeçmemi bahsediyorsun. Mercuven kable haza. Yani daha evvelden senden beklentimiz vardı ya. Sen de mi böyle? Yani sen de mi bunu söylemeye başladın? Etenhana bizi e, nehye diyorsun. En de tapmaktan ma yabude abauna atalarımızın gittiği e, yolda o yolu o yola mı terk edeceğiz? Yani atalarımızın yolunu terk edeceğiz. E, senin dediğini yapacağız ya. Yani bayağı umudumuz vardı sana da. Yani topluma efendim ışık tutarsın, millete yol gösterirsin, böyle putları da kutsarsın, nefsimizin de dediğini yaparsın, ne dersek hepsine eyvallah dersin. Böyle bir yani zımnen bu mana olduğu için bu konuları paylaşmaya çünkü ayeti kerimede mercuven haza o demektir. Mesela çocuk çok kabiliyetlidir. Yani insanlar der ki ya bu büyük adam olur. Ya büyük adam dediği zaman hemen eşittir karşısına dünya adamı olur gibi akla geliyor. Yani büyük adam kelimesinde kimse fukaha olur. Kimse müfessir olur. Kimse muhaddis olur kelimesini kullanmıyor. Şu anda da aynı. Yani büyük adam kelimesi yani dünyalık bize dünyada efendim hayatımızı hayat etsin, günümüzü gün etsin. Efendim her şeye eyvallah desin. Allah'a kulluk, peygamberin yolu vesaire onlar basit işler gibi e, algılanır. Değişmiyor. Allah değişmediği için insan yapısında, inanç yapısında, inkar yapısında cümleler aynı kullanılıyor. Ayeti kerimelerin ruhuyla izah etmek gerekiyor. Mercuven. Yani senden beklentimiz vardı, umudumuz vardı. Etenhana kalktın sen de bize ne Maya bu da abavun atalarımızın taptığı şeylerden yasaklıyorsun. efendi bizi e, nehyediyorsun. Ve inna lefi şekkim mimma ted'una bizi davet ettiğin şeyden e, ileyhi o şeye. Muri biz şüphe ediyoruz yani bunda şüphemiz tereddüdümüz var. Direkt inkar edemiyorlar. Özde Allah'a kulluk yapması gerektiğini vallahi biliyor. Özünde kendi batıl inançlarının geçersiz olduğunu biliyor. Yani Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapılması işte o dönemde ta altı bin yıl evvel Salih Aleyhisselam'a inanılması gerektiğini biliyor. Ve orada kullandığı cümleye bakın. İnna lefi şekkin şüphe mimma ted'une ileyhi bizi davet ettiği şey, için yani tekrar burada şüphe ediyoruz. Yani bir tereddüdümüz var bu işte. Ya yani bu dünya gerçekleri böyle biz kalkacağız senin gibi böyle dervişlik yoluna gireceğiz. Yani derviş kelimesi burada tabii çok sati kalır. Yani buradaki böyle bir yola din yoluna gireceğiz öyle mi ya? Biz bunların meşgul olacağız şimdi. Bu kadar meseleler varken dağları yontuyoruz. Ağaç efendim taşlara bu kadar şaheserler yapıyoruz. Bu kadar muazzam efendim teknolojikle yuhlak misluha fil bilat diyor bu e, zatil imad. İrem'in asma bahçeleri dediğimiz yine bu zamanın içerisinde öyle bir yerler şehirler inşa edildi ki aman Allah'ım. Yani o şehirlerin iklimini dahi havasını dahi istedikleri havaya çevirebiliyorlardı. Yani günümüzde klima diyeceğiz ama bütün şehrin klimasını yapabilecek teknolojilerden bahsediliyor. O zamanki meseleler nasıl yapılmış bunlar? Kur'an haber veriyor. Benzer şehirler olmadı. O konuları uzun uzun konuşacağız. Allah durdu durdu sadece kıyamete bir saat kala insanlara akıl vermiş değil. Bizden evvelkilerinde yaratıcısı Allah'tır. Onlara da akıl veren Allah'tır. Onların boyları, güçleri daha da kuvvetliydi. Ve o zamanki insanların sözleri, ifadeleri net olarak diyor ki: "Sen bizi efendim Allah'a tapmak ve bu gittiğimiz yoldan mı çevirmeye çalışıyorsun?" Günümüzdeki maddeleri yan yana koy, birebir aynısı. Aynı. Çünkü Allah değişmedi. Tedune ileyhi murib. Kâle. Salih Aleyhisselam dedi. Ya kavmi. Araytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi rabbim celle celaluhu'nun delilleriyle sizlere söylüyorum. Yani Rabbim bana peygamberlik verdi ve atani minhu mevla katından rahmeten peygamberlik mevla celle Celaluhu beni seçti peygamber yaptı. Hemen yansuru yansuruni minallahi in asaytu. Peki Allah'a asi oldum. Bana kim yardım edebilir? Şimdi günümüzdeki insanlar diyorlar ki efendim işte mesela bir konu. Bir erkek bir kadınla aynı ortamda çalışamaz ve tokalaşamaz. Efendim bunlar haramdır. Müzik vesaire haramdır. İşte şu durda bu durda başlıyor itiraz etmeye tamam. Yani efendim onu söyleyen bir hoca da e, tamam sizin dediğiniz olsun bu böyle olsun. Madem öyle istiyorsunuz o zaman böyle Karma karışık işler olsun dese o hoca dedi diye Allah'ın hükmü değişmez ki. Salih Aleyhisselam burada net bir şey söylüyor. Bak kavmim peki ben sizin dediğinizi yapsam Rabbim beni peygamber ettiği halde tamam ben sizin dediğiniz gibi nefsime uyup da sizin dediğinizi yapsam Allah'tan beni kim kurtarabilir? Allah Celle Celaluhu'ndan kim kurtarır? Allah bir defa hükmünü vermiş. Yani peygamber olarak söylese, müştehit olarak söylese, bir ilim ehli bunun helal ve haramını söylese, o ilim ehlinin efendim söyleyip söylememesi Allah'ın hükmünü etkilemiyor ki. Allah zaten kararını vermiş. Mesele Allah'ın hükmünü doğru olarak, doğru merciden duymak. Peygamberden duyuyoruz. O peygamberin ilahi ifadesini doğru bir şekilde aktaran, günümüz tabiriyle konuşuyorum, bir müştehit İmam-ı Azam'dan duyuyoruz veya gerçek rusuh ulema, alimler, velilerden duyuyoruz. Ha, O zaman akıllıya düşen nedir? Doğru haber almaktır. Asker yok yok düşman gelirse gelsin biz bunu kabul etmiyoruz. Yüz bin kilo ordu geliyor ya. Yok yok kabul etmiyoruz. Bir de baktın ertesi günü geldi hazırlıksız yakaladı sofranın başında. Hepinizi kılıçtan geçirir. Mesele o gelen haberi tetkik etmek. Madem böyle bir haber geldi hemen tedbir alacaksın. Haber göndereceksin. Ha baktın ki eve doğru asker gel mevzilerini alırsın. Efendim düşmanı tuzağa düşürürsün. Etkisiz hale getirirsin. Malazgirt zaferini kazanırsın. Mesele akıllı olmaktır. Allah bize haber veriyor. Peygamberlerle bize haber gönderiyor. Hud Aleyhisselam'a haber verdi. Nuh Aleyhisselam'a haber verdi. Salih Aleyhisselam'a haber verdi. Hepsi putperest. Aynı mantık. Heykelin peşine git. Heykeli kutsa. Allah'ın yolunu terk et. Nuh Aleyhisselam'ı kastediyorum. Hud Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Yani günümüze daha gelmedi mesela. Altı bin sene geriden bahsediliyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Biz putları bırakıp da senin dediğini mi yapacağız? Yani bu ya ne güzel elimizde yonttuğumuz bu taşları şekillendirdik, heykel yaptık. Biz bunları kutsuyoruz. Bunları mı bırakacağız? Aynı mantık. Acayip bir mesele. Kale. Salih Aleyhisselam bu ifade çok mühim. Peki Rabbim tarafından benim bir delilim var. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Bana hükümlerini bildirdi. Efendim Rabbim bana diyor ki mülkün sahibi benim. Benim mülkümde benim dediğimi yapacaksınız. Eğer ben Rabbimin dediğini yapmazsam Allah'tan beni kim kurtarır? He? Fema teziduneni siz bana arttırmazsınız. Gayret <laughs> tehsil hüsrandan Beni hüsran edersiniz. Yani hüsran edersiniz bakıyorsunuz. İlimle meşgul olan, dinle meşgul olan harama fetva çıkartmaya kalkışıyor. Yani icabında faize fetva çıkartmaya kalkışıyor. Allah'ın menhi kıldığı kadın erkek karışık işlere fetva çıkartmaya kalkışıyor. Peki Allah'tan seni kim kurtaracak? Sen fetva çıkarttın da Allah'tan seni kim kurtaracak? Onun için biz şunu yapmamız lazım. Bu ayeti kelimelerin ruhunda şunu anlamamız lazım. Biz bir defa doğruyu bir ortaya koyacağız. O peygamberler doğruyu ortaya koydular. Velev ki Zekeriya Aleyhisselam gibi şehit olsa bile o peygamberler haktan vazgeçmediler. Ona tabi olanlar diyeceğiz ki Allah'ın emri bu. Doğrusu budur. Ha biz bunu yaparız yapamayız. O ayrı bir mesele. Doğrusu budur. Allah'ın emri budur. Hüküm budur. Ben buna inanıyorum. Ha ondan sonra biz bunu nasıl uygularız? Ona bakacağız. Devlet ve millet olarak ne kadar uyguladıysa kul takatinden sorumludur. Önce iman. Yani kabul etmek için herhangi bir şeye gerek yok. Kalben iman ediyorsun. İnandım diyorsun içi kumar faiz zina aramdır kabul ettim. Ha Uygularız uygulayamayız. Efendim toplum ve millet olarak uygulanırız. Şimdi Salih Aleyhisselam uygulamaya kalkıştığı zaman 4 milyon insandan hemen söyleyeyim konular şimdi geliyor. Efendim uygulayabildikleri 150 kişi falan iman etti. Burada tefsirlerde baktığımız zaman 40 kişiden bahsediyor 50 kişiden bahsediyor 300 kişiden bahsediyor. Ya Salih sen niye 4 milyonu iman ettirmedin? Tabi 4 milyon da net bir rakam değil. Bunlar kayıtlar bu şekildedir. Bu kadar milyonlarca insan var. Niye onları efendim yola getireme? Gelmedi. Yola gelmedi. Peygamber mesul değil. Biz yani Salih Aleyhisselam ve ona inananlar. Ya Rabbi biz senin hükümlerini kabul ettik. Siz geçin bu tarafa. Evet, iman etmeyenler siz de bu tarafa. Efendim inanan kurtulur, iman etmeyen kaybeder. Veya kavmi Salih Aleyhisselam'dan mucize istediler. Ve Salih Aleyhisselam dedi ki yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Onlar dediler ki o zaman bize bir mucize göster. Mucize olarak da Rabbimiz Celle Celaluhu onlar dediler ki bize bir kayadan deve çıksın. Kayadan deve çıksın. O yaşadıkları yerde büyük bir kaya vardı sahranın ortasında ve o kayaya Salih Aleyhisselam dua etti. Şartlar koştular. Dediler ki bu kayadan çıkacak olan deve bir dişi olsun. İki dışarı çıktığı zaman da yavru yapsın ve o şekilde dedi işte büyük bir deve olsun birkaç tane şart koştular ki inkar kapısı olsun diye biliyorlar çünkü insan özünde e, efendim Allah'ı Celle Celaluhu ve sonsuz kudretini herkes biliyor Müslüman da gavuru da o zamanki inkarcılar efendim böyle şartlar koştular bu kayadan deve çıksın kayadan deve çıkmaz oldu ki çıktı o dişi olsun bir de çıktı dişi çıktığı gibi de yavru yapsın Salih Aleyhisselam bir dua etti ya kavmi ey kavmi Hazi nakatullahı lekum. İşte o kaya açıldı. Açıldıktan sonra aynen böyle bir, bir, bir e, doğum yapar gibi efendim oradan deve dışarı çıktı. Ayetle sabittir. Efsane falan değil. İnkar eden kafir olur. Deve çıktı dışarıya. Dediler tamam kayadan deve çıktı ama efendim biz dişi olacağını söylemiştik. Bir de baktılar hakikaten dişi. E tamam dişi oldu buraya tutturdun ama yavru yapması gerekiyordu. Hemen Allah'ın mukadderatı yavrusu da olunca ne kadar büyük sihir bassın dediler. İnanan olmadı. Birkaç kişi iman etti. Yani imanan diyor kalil diyor orada. Kalil çok az. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Ateşten çıkıyor. İman eden sıfır. Hiç kimse iman etmedi. Binlerce kişi Zülkif e, Aleyhisselam kabirden insanlar kalkıyor. Diyorlar ki o peygamber hak bir peygamber ona tabi olun onun dediğini yapın. Binlerce kabirler yarıldı millete söyledi iman eden sıfır kimse iman etmedi. ve vesselam Efendimiz yıktarabes tisaa kıyamet yaklaştı ben şakkal kamer ay ikiye yarıldı. Müşrikler dediler ki ay ikiye bölünsün dua etti Resulullah Efendimiz ay ikiye yarıldı. Efendim biri bir tarafa gitti biri bir tarafa gitti gözleriyle gördüler. Bir dönem sonra ay geldi yapıştı. O ne büyük sihirbazsın dedi. Kimse iman etmedi. Kimse iman etmedi. Birkaç kişi orada e, olabilir dedi falan. E, bir de iman etsek mi acaba falan. Öyle birkaç kişiden bahsediliyor. Adam cehenneme giriyor, cehennemden çıkıyor. Yine inkarına devam ediyor. Bu gavurlar acayip bir şey. Acayip. Ya kavmin. Haziyna katulla. Bu Allah'ın mucizesi bir deve işte çıktı. Lekum Şimdi onların yaşadığı bölgelerde insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun ah mülkünde Allah'a sırt çevirirse Mevla Celle Celaluhu onlara bir kısırlık veriyor. Yani nesli azalıyor. Küffar-ı aleme baktığımız zaman hakikaten nesilleri bitiyor. Yani genç nesil yetişmiyor, kısırlıkları çoğalıyor. Meyve veren ağaçları kurur diyor. Efendim kendi hayvanları sığırlar, doğurganlıklarını bitirir ve sular kurur diyor. Böyle rivayetler var. Yani kadınların kısır kalması, ağaçların meyve vermemesi, sığırların, kuzuların yavru yapmamaları ve suların kuruması meselesi vardır. Bu dört bir tane büyük bela gelir. Şimdi bu kavmede bu belalar gelmeye başladı. Hanımları nesil yapmamaya başladı. Efendim ağaçlar meyve vermemeye başladı. Meyveler kurumaya başlıyor. Ve ondan sonra efendim hayvanlar e, nesil çoğaltamadı ve çevrede çok sular vardı. Sulak bir yer. Yaşadıkları yer bol vadi. Kuyuların hepsi kurudu. Suların hepsi kurudu. Ya yani Mülk suresinde geçer. Kul eraytum in asbaha maukum gavra. Sizin sularınız derinlere çekilse. Fe men yatiikum bi ma'in Size akan pınarları kim getirir? Sular çekildi. Tebarik de Mevla söylüyor. Allah susuzlukta bizi imtihan etmesin. Bir tane kuyu kaldı. Fezeruha kötülük etmeyin. Tekul fi ardilla Allah'ın mülkünde yesin itsin. Onun efendim otladığı vadiler, vadileri otluyor. Bir tane kuyu var. Bir tane kuyudan bir gün deve içiyor. Bir günde insanlar içiyorlar. Başka su kalmadı. Efendim başka su kalmadı. Ama deve içiyor ama içtiği efendim suyu kurutuyor. O gün su, başka su kalmıyor. Fakat öyle bir süt veriyor ki bütün insanlara yetiyor. Acayip bir şey. Ayetler bunları söylüyor. Tekül fi ardilla ve la temessua biz ona kötülük yapmayın. Kötülük yapmayın ona efendim. Vadilerde otluyor, vadiler yeşeriyor. Bir suyin bir kötülük. Fe azabun garib Çok yakında başınıza büyük bir azap gelir. E, i̇nanmıyor, pazarlık yapıyor Allah'a inanmak için deve istiyor vesaire. Yani niye Allah'a celledi inanmıyor musun? Peygamber'e inanmıyor musun? Peygamber sana doğru bir şey söylüyor. Yani inkara varan efendim inat Mevla Celle Celaluhu da onları tahkir ediyor. Madem böyle mi istediniz? Yani ee, mucize istemek inkarın alametidir. İnkar ediyorsa mucizeyi de Mevla gösteriyorsa ona liyakatini göstermedin mi belayı bekliyor demektir. Öyle şey olur mu? İnanacaksın. Feyahuzekum azabun karib. Faqruha Peki. Peki. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim ayetleri meseleleri hızlı geçiyor. Burada neler var ne incelikler var. Ve aradan zaman geçti. İnsanlar bu devenin bu şekilde bir gün o su içiyor bir gün insanlara su bırakıyor vesaire. Fakat içtikleri sütler bütün kavme yetiyor. Ancak deve aleni olarak dua etti. Allah'ım dedi. Allah'ım bu nankör insanlara benden içen yani benim sütümü içen iman ehline efendim feyiz, bereket ve rahmetlerini arttır. Ve benim sütümden içen e, kötülerin dedi öyle bir hastalık bela ver ki dedi dermansız kalsınlar dedi. Yani bazen Allah sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarına öyle bir bela veriyor ki yani gücü kuvveti tasarrufu olan adam ne yapacağını şaşırıyor böyle insan zannediyor ki benim şöhretim, param, imkanım, sağlığım hep devam edecek. Mevla bir hastalık veriyor, koca adam yıkılıyor, yerle bir oluyor. Bunun üzerine efendim dermanı da kalmıyor. Hani dünyayı titretirdin, parayla hani her şeyi yapardın. Şimdi bu Salih Aleyhisselam'ın devesinin böyle bir ince bir noktası var. Allah Celle Celaluhu mülkünde de Mevla haddini bilmeyen nankörlere Allah celle celaluhu e, rahmetini, gazabını celbettiriciği zaman, rahmetini bitirdiği zaman Allah rahmeti bitmez. Orada Allah celle celaluhu bu sefer verdiği ikramı müminlere rahmet olur ama kötülere de nikme dediğimiz azap olur. İşte o sütten efendim içen müminler sıhhatte kavuştular. Zaten biraz sonra azap geldiğinde kurtuldular ve o kötü insanların hanımları Kısır kaldı ve çocukları kurudu, nesiller yok olmaya başladı. İşler tersine döndü. Mevla kuluna mühlet veriyor ama mühletini bitirdi mi de gazabını indiriyor. Dediler ki biz bu deveyi keseceğiz. Bu deve bizim başımıza sıkıntı oldu. Bu sefer orada ee, Kudar diye biri vardı, azgın bir adam ve o dönemin böyle kötü kadınlar vardı. O kötü kadınlarda ona musallat ettiler. Tabir caizse baştan çıkarttılar. Yap bu işi yap bu işi vesaire diye. Yani tarihin seyrinde hep bunları görüyoruz. Yani fitne araçları. Belamli bin Be'ura'da da kadını kullandılar. Parayı kullandılar. Büyük alim idi. Onlara aldandı. Ve efendim e, zalimlerle işbirliği yaptı. Bu sefer Yuşa aleyhisselamın aleyhinde ve dua etmeye, ona aleyhinde hareket etmeye kalkıştı. Ve bu sefer kafirlerin parasını alan, onların e, yetkisini, onlara sırtını dayayan Belhamdü bi baura bu sefer Yuhuş aleyhisselama Müslümanlara karşı çıkınca, Mevla onu köpek gibi, aynen bildiğiniz Kemeselil Kelp diyor Kur'an-ı Kerim, Araf suresinde köpek efendim. Onların tefsirleri geçti, bakabilirsiniz. <laughs> ve e, feci bir şekilde, feci bir şekilde Allah'ın mülkünde darı beka ahirete gitti. Ve ya kami hazi inaqatullah ayet tekul fi ve la temessuha bi suin. Ona bir kötülük yapmayın. Fe yakuzukum azabun qarib fe Onu kestiler. O kudar dediğimiz yanında da dokuz tane efendim işte mudar, muzur ne varsa dokuz kişiyi buldu. O dokuz kişi bütün kabileleri dolaştılar. Kabileleri dolaştılar, bölgeleri dolaştılar. Kur'an-ı Kerim feakaru hep beraber kestiler diyor. Halbuki kesen bir kişi, deveyi kesen bir kişi. 4 milyon kesmedi ki. Fakat Kur'an-ı Kerim 4 milyonun hepsini kastediyor. Yani milyonlarca insanlar onu kestiler diyor. Nedeni inceliyoruz şimdi. O Kudar dediğimiz adam ve onun yanındaki o azgın adamlar kapı kapı dolaştılar. Herkesten yetki istediler. Çoluk çocuk, yaşlı genç dediler ya kes o deveyi ya. Kes ama bu mucize ya. Peygamberin bir mucizesi. Siz istediniz bunu. Karşı çıktılar. Ve yetki verdiler. Hepsi onay verdi. İşte onlardan bahsettiğimiz 150 kişi. Bir rivayet 300 kişi. Tamam 300'ü kenara koyduk. Milyonlarca insanlar. Tamam kes. İşte bu meselede e, paylaşmak istiyorum. Yani oy dediğimiz mesele de buna benziyor. Yani bir insan diyor ki ben dine, vatana, mukaddesata faydalı olmaya çalışacağım. Öbür de diyor ki benim dinlen işim yok diyor. Efendim mukaddesatla işim yok diyor. Burada tercih yapılması. Feakaru <laughs> kestiler ha o deveyi fekale. <laughs> Salih Aleyhisselam dedi ki temette'u <laughs> fidarikum yurdunuzda Yiyin için hayatınızı devam ettirin ama ancak selasete yiyin. Üç gününüz kaldı. Üç gününüz kaldı. Velike <laughs> vaadun bu Allah'ın vaadidir. Gayru <laughs> mekzub asla burada bir yalan yok. Göreceksiniz üç gününüz kaldı. Haddinizi hududunuzu bitirdiniz. Efendim hududunuz bitti. Birinci günde sapsarı olacaksınız. İki, ikinci günde kıpkırmızı olacaksınız. Moraracaksınız. Üçüncü günü simsiyah olacaksınız. Dördüncü günü helak. Ve akazellezine zalemû sayha. Peki. Felemme câ emruna. Ne zaman ki bizim hükmümüz geldi. Üç, birinci günü sapsarı oldular. Dediler ki ya işte rüzgar tersine esti de onun için işte depremler oldu da işte fay hattından oldu. Evet sebepler alimi olabilir ama. Yani Allah Celle Celal ona sana bir ikaz olarak, ihtar olarak bir ibret al. E işte yüzümüz sarardı, şöyle oldu. Örtesi günde morarmaya başlayınca bazıları korkmaya başladı. Aa, acaba hakikaten mi? Hep işi sebepler alemine bağlayanların yapısı hep aynı. Yani kırmızı oldu da şuradan oldu da şöyle oldu da böyle oldu da mülkün sahibi Allah'ın tasarrufu yok mu? Şimdi hızlandıralım morarmaya başlayınca korkmaya başladılar. Üçüncü günde simsiyah olunca herkes göğe bakmaya başladı. Azap geliyor artık. Tövbenin de bir faydası kalmadı. Zaten yani tövbenin de faydası yok. İnkar ettiler çünkü. Simsiyah olunca dördüncü günü. Felemma <laughs> bizim hükmümüz geldi buyuruyor Allah. Necceyna salihan salih aleyhisselamu vellezine amenu maah. Onunla beraber iman eden kulları biz kurtardık diyor. 300 kişi. Bir rahmetin minna tarafımızdan bir rahmet ile. Şimdi burada Hud aleyhisselam'da da aynı rakamları gördük. Yani yüzlerce kişi burada da aynı yüzlerle ifade edilen milyonların içerisinde. Günümüzde de şu söyleniyor sürekli. Efendim yani bu kadar kişi cehenneme mi gidecek? Hud aleyhisselamın milyonlarca kavmi o kadar kişi cehenneme gitti. Ee, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine 80 kişi bindi. Burada sayı rivayetler var. Orada da aynı kaç milyon insan var. O kadar kişi cehenneme mi gitti? Onu ben bilmem. Ancak gemiye kim bindiyse kurtuldu. Hud Aleyhisselam'a kim tabi olduysa o kurtuldu. Salih Aleyhisselam biz salihi ve ona iman eden birkaç yüz kişiyi kurtardık bir rahmetin minne. Ve min hizzi yevmeyizin o günün o dehşetli rezilliğinden İnne rabbeke Allahu kavi çok güçlüdür anaziz <laughs> yücedir. Allah yücedir. Ve zalemu dördüncü gün olduğunda sayha <laughs> öyle bir efendim yüksek ses göklerden kı kıvılcımlar yağmaya yerlerden kayalar efendim o yüksek ses o esen rüzgar insanları böyle yerlerinden söktü. Aynen o kelimeleri kullandılar. Bizim evimizi Allah bile yıkamaz deme. çok güçlü binalar yaptılar yıkamaz o elleri evleri birisi böyle geniş duvarlar yaptı temeller attı büyük bir kapı taktı dedi evimi kimse yıkamaz dedi buna bunu yıkmaya kimsenin gücü yetmez öyle bir rüzgar esti ki efendim o kapıları söktü. Adam da kendine güzel böyle muhkem bir yer yapmış. Oraya böyle rüzgar girdiği gibi o adamı efendim havalarda uç, kayalar uçuşuyor. Kayalara vura vura adam toz oldu duman oldu zaten gelecek şimdi. Fesbahu oldular. Fi yurtlarında casimi dizüstü çöktüler Kallar böyle. Vay başımıza gelenler. Kenlem yagnev fiha. Dizüstü çöktüler yapabilecekleri yani kıpırdayacak hal bırakmadı Allah. Kellam yağnafi sanki orada yaşamadılar hepsi yok olup gitti. Yok olup gitti hepsi toz duman, toz oldu, kum oldu, yok oldu. Sen kime karşı çıkıyorsun? Şimdi insanlar şurada hata yapılıyor. E i̇şte belki kavimler böyle helak oldular. E biz istediğimiz gibi yaşarız. Allah bu kavim 700 sene yaşadı bunlar. Bir günde helak olmadılar. Onlar için de aynı kıyamet bu. Nuh Aleyhisselam'ın dönemi yok. Ayetle sabit 950 yıl sadece peygamberlik dönemi bu. Demek ki doku, yani 950 sene sonra e, e, Nuh tufanı oldu. 950 yıl hayat devam etti. Salih, sonra Hud Aleyhisselam o da aynı 700 seneden bahsediliyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi bunlar da 200 ile 700 arasında. Tabi kaç yüz sene sonra helak oldular. Kur'an-ı Kerim'de her ayrıntı yok. Hadis-i Şeriflerde de bunları söylemiyor. Ama 500 yıl diyelim. 500 yıl insanlar putperestlik yaptılar, istedikleri işte gibi hayat sürdüler. Ondan sonra ne oldu? Ağaçlar kurumaya başladı, insanlar kısırlaşmaya başladı, hayvanlar doğurmamaya başladı, sular çekilmeye başladı. Allah'ın gazabı celbedilmeye başlayınca sarardılar, borardılar 500 yıl sonra. İşte günümüzün insanları şu anda Resulullah Efendimiz'den sonra 1400 yıl oldu. 1400 sene. Ya ne kadar ömrümüz kaldı? Yani işte ondan sonra zaten dünyanın tamamı yok olacak. Aynı şeyler oluyor. Yani insan oluza ne diyor ki böyle Nuh tufanı, Ad kavmi, Semud kavmi böyle küt 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 üst üste erdi. değil ki ya. Aralarda ne kadar zamanlar var. Meselelerin bütününü görmek Allah aceleci değil. Ayeti kerime ne buyurdu burada? Allah kavi, çok güçlü, aziz, yücedir. Allah aceleci değil. Mevla mühlet verir, ihmal etmez. Ve hazelledine zalemu o zalimleri yakaladı es sayha. Yüksek bir ses. Fesbahu Yüksek ses Allahu alem böyledir demiyorum ancak. Hani bir insan uçakta giderken bin kilometre hızla gidiyor. Genellikle 7 800 900'e bazen çıkar. Efendim bin kilometre hızla gidiyor. O uçağın üstü olmasa o açık alanda uçmaya kalkışsa nasıl insanın kafası kopar herhalde. Şimdi dünya yüz bin kilometre hızla. Yani bin, on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin, elli bin, seksen bin, yüz bin kilometre hızla dönüyor şu anda hareket ediyor. Bin altı yüz kilometre güneşin etrafında yüz bin. Şimdi bir anda dünya atmosfer bizim üstümüzdeki kabuk gibi yani bir nevi uçağın böyle şeyi gibi yani bizi koruyor. Atmosfer bir yok olunca Allahu Alem tabi o yüksek ses yüksek ses ve asbahu olacaklar. Zalemus sayha fe oldular fi diyarihim yurtta casimin kendem yana fiha sanki o dünyada orada yaşamadılar ela inne semud o semud kavmi keferu <laughs> rabbihim rablerini inkar ettiler ela buden li semud semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar demek oluyor ki burada Allah'ın gazabı neyle geliyor Allah Celle Celal'ın hükmünü inkara başlayınca onlar deve istediler. Deve geldi. Ee, şimdi mucize istemek Allah'ı haşa denemeye kalkışmaktır. Mevla Celle Celal'ın mucizelerin akıbeti çok feci bir şekilde onlar akıbetine katlanırlar. Biz hiçbir şey beklemeden ellerini ümle bil gayb. Elif lam mim. Zalikel kitabul araybe Allah'ın kitabında şüphe yoktur. Hüden lil muttakil, muttakileri yol göster. Ellezine onlar yu'minune bil Görmediklerine inanırlar. Allah'ı görmedik. Melekleri, kitapları, peygamberleri, ahireti, kaderi görmedik. inanıyoruz. Şimdi inanmayan ne yapıyor? Mucize arıyor. Yani bana bir şey göster de inanayım. Mevla gösteriyor. Gösterdiği halde yine inkar ediyor. E Öyle şey mi olur diyor. İnkara kalkışıyor. İtiraza kalkışıyor. Mevla Teala bu sefer o dönemde ne yaptı işte tekrar ediyorum insanlar kısır kaldı. Ağaçlarda meyve kalmadı kaç yüz sene tekrar ediyorum 500 sene 600 sene sonra. Böyle Mevla aceleci değil. Ondan sonra efendim hayvanlarda kısırlanmalar oldu. Yer sular çekilmeye başladı. En büyük imtihan susuzluk. Allah susuzlukta imtihan etmesin. Şimdi dünya efendim susuzluğa doğru gidiyor diye böyle bir şeylerden bahsediliyor. Artık kıyamette kendini gösterecek. İnşallah Rabbim bizi ulaştırmasın. Ama kendini gösterecek. Görüntü onay doğru gidiyor. İnsanlar Allah'a bütün gücüyle sırtını çevirip gidiyorlar. Biz istediğimiz gibi yaşarız. Biz kendi e, efendi hükmümüzü kendimiz veririz. Kendi kaderimizi çizeriz. Neyin kaderini çiziyorsun ya? Gökler senin mi? Yer senin mi? Dünya senin mi? Ney senin? Mevla Teala daha belki kavimlere Salih Aleyhisselam yalvardı. Hud Aleyhisselam'ın kavmi nasıl helak oldu? Hud Aleyhisselam kurtulduysa sizin de akıbetiniz o. Yapmayın bunu ve Mevla Celle Celalü Salih Aleyhisselam ümmetini aldı. Oradan ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Mevla onlara bir azabını gönderdi. Gökten böyle kıvılcımlar yağdı. Yerden böyle taşlar yağdı. Öyle bir sesler çığlıklar ve bütün kavim helak oldu. Burada şöyle bir şey anlatılır. Cebrail Aleyhisselam Salih Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'ın elbisesi ve asasını verdi. Yani Adem Aleyhisselam'ın elbisesi ve Adem Aleyhisselam'ın asası Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam'dan nesilden nesile Şuayb Aleyhisselam'a, Şuayb Aleyhisselam'dan da Musa Aleyhisselam'a geçti. O cennetten gelen bir asa. Allah'u alem efendim. Bir de e, İdris Aleyhisselam'ın yüzüğü e, ve Nuh Aleyhisselam'ın da kılıcı kendisine verilmiş oldu. Yani Salih Aleyhisselam'da böyle kutsal emanetler vardı. Adem aleyhisselamın elbisesi ve asası, İdris aleyhisselamın yüzüğü, Nuh aleyhisselamın kılıcı Salih aleyhisselama emanet edilmiş oluyor. Ve o emanetler daha sonra nesildi mesela o yüzükten bahsedilince de yine Adem aleyhisselam cennetten dünyaya getirdiği ve Süleyman aleyhisselama verilmesi ve bütün dünyaya o onu yüzükle hükmetmesi o tefsirde de geçmişti yine ve o yüzüğü bir ara kaybediyor. Tekrar e, bir yıl geçiyor. Bir yıl sonra tekrar kendisine veriliyor. Uzun meseleler. Sonuç itibariyle kendim yağnev fiha. Allah'ımız buyuruyor ki sanki onlar benim mülkümde yaşamadılar. Halbuki milyonlarca insan Allah'ın mülkünde yaşadılar. Meseleyi bitireyim. Bugün tefsirimiz e, Salih Aleyhisselam'la noktalanmış. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı konuşacağız. Tevafuk hep konu konu gidiyor. Böyle tevafuk ediyor. Şimdi Salih Aleyhisselam'ın başına gelen hadiseleri gördüğümüzde Mevla Celle Celaluhu o dönemin insanları Allah'ın mülkünde Allah'a kulluğu terk ettiklerinde Mevla onları temizliyordu. Yani bölgesel bir Mevla Celle Celaluhu kendisine asi olanları ortadan kaldırıyor. Fakat kıyamet dediğimiz toptan pazarlık oluyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. 20 tane daire var. eğer ee, 10 yaşında 20 yaşında evlerde tadilat oluyor. Eski elbiseleri kırıp atıyorlar döküyorlar. İnsanoğlu'yu da Mevla Teala kendi mülkünde kendi hükümlerini kırıp döküp yok edenleri Mevla Teala onları oradan Çıkartıyor, yeni malzemeler, yeni insanları getiriyor. Huve <laughs> enşekum, yoktan var ediyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Lakin kıyamet ne? O dev bir bina, dinamitler bağlanmış. Müteahhit diyor ki bu bina daha taşıyıcıları kalmadı. Bak burada efendim e, kum gibi dökülmeye başladı. Demir görüldü. Artık filizler görülüyor. Kendiliğinden çökecek bu. Bu bina çökecek. Mevla Teala buyurdu ki benim mülkümün, kullanım müddeti bitiyor. Ben buna içine içinde dünya mucize dünya bir mucize içerisinde bin derecelik alev var. Biz şu anda alevin üstünde 33 kilometrelik toprakta duruyoruz. Onun altı 6000 derecelik alev volkan. Volkanlar patlıyor ya dışarı çıkınca üstümüzde güneş o da bin derece. Bu ateşlerin içerisinde Allah bize hayat veriyor o toprağın üstünde. Mevla buyurdu ki o dinamiti hazır zaten. Biraz sonra kella idâ dukketil ardu dekken dekka. Zaten kelimeye de bakın dekken dekka. Paramparça dedim dang dung yani. Mevla kainatı yıkacağım diyor. Ama üstündekiler ben istediğim gibi yaşarım. Ben özgürüm ben hürüm. Onu biliyoruz biliyoruz. Biraz sonra dünya güm gidecek. Yok olacak. Mevla yok edeceğim diyor. Yani evvelki dönemlerde evin tadilatı kıyamet ise binaların yok olması. İşte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam. Şimdi geldik İbrahim Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ı bir sonraki derste konuşacağız. Tevafuk bu tefsir bölümleri böyle gidiyor. Bunu ben ayarlamıyorum. Dersimiz burada bitiyor. İbrahim Aleyhisselam'dan devam edeceğiz. Rabbim rızasına nail eylesin. Ya Rabbi ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlara, günahlara, fıskı, fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet. Senin kitabın Kur'an yolunda, Kur'an-ı Mübin yolunda. Onu başta diye ederek, evladı yerimizi, çoluk çocuğumuzu bu yolda yetiştirerek... Ömür sermayemizi rızana uygun yetiştirmeye muvaffak eyle. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. عبده ورسوله وزورنا وَرَانَ كلنا داخل الليلة الفاتحة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاع